Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah selam, dua ve istizan. Üç meseleye giriyor bu hocam. Selam vermek Müslümanların parolası muhtemelen böyle. Bilhassa yabancı yerde biri selam verdi mi hemen insanı ısınıyor. Gönül böyle böyle. Yani gönül bağlığı demek selama bağlı. Bizim Mevlam buyuruyor Nisa suresinde ayet 86 Bismillahirrahmanirrahim ve huyyetim tehiyyetim ve de huyyetim bir tehiyyetim size selam verildiği zaman fe hayyu size ona selam veriniz bi'ahse minha daha güzelliğiyle. Burada Mevlam selam verin buyurmuyor. Selamlandığınız zaman, size selam verildiği zaman. Hayyu hemen selamına karşı veriniz. Bu feyfeye takibiye hemen vermeden bir aseminha onun böyle selamından daha güzelliğiyle selama karşılık verir. Daha güzelliğiyle. Nasıl olacak daha güzeli? Bir kelime ilave edilirse fazla olarak daha güzel böyle. Evruddu'a ya da aynısını selamı karşılık vermek. Bu açan tabii işte bu muhteremler. Allah-u Teala Celle Celaluhu Adem babamızı yarattığı zaman ruh verince tabii melekler ona secde ettiler. Yani Adem Aleyhisselam'ın şahs-ı manevisinde insanlığa meleklerin bir saygısı olmuş oluyor böyle. Melekler nurdan yaratıldı. Saf nur. Nefis yok. Güneşleyemez muhtemelen böyle. İnsanlarda nefis de var, ruh da var insanlarda. İnsan bazen ruhsal yönüne tabi olur, kişi melekleşmeye çalıştır, her şeyi güzelleştir. Eğer kişi nefsi uyarsa hayvanlaşır. Şimdi insanın böyle olması şuna örnek veriyor Evliyaullah Hazretleri. Bir cam ile ayna. Cam da şeffaftır, karşıdaki cismi gösterir. Ama ayna daha güzel gösterir. Gerçi aynanın bir tarafı siyahdır, koyudur ama daha güzel gösterir. Bu neye benziyor ki böyle? Melekler temiz bir cam gibi melekler. İnsan ayna gibi böyle. İnsanın bir yüzü ruh, parlak yüzü, diğer yüzü de nefis emmare. Kar olan gibi böyle. Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri Yaratan Semelan buyurdu, ya Adem, gir şu meleklere selam ver. Bir grup melek, tabi sayısını Mevlam bilir, oturuyormuşlar bir yerde. Demek ki oturuyor meleklere. Hadi gelin, benim cülüsü oturuyorlar. Git onlara selam ver. Baksana size karşılık verecekler. Bu senin ve senin neslinin bu selam bu olacak. Adam Aleyhisselam gitti ona selam verdi. Ne dedi? Esselamu aleyküm dedi. Evet, cevap aldılar, cevap verdiler. Ve aleyküm rahmetullah dediler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ilave ettiler. Bu ne oluyor rahmetullah? Bir ki ilave ediliyor. Daha güzeliyle almış o selam bu şekilde. Şimdi bizim Mevlam burada buyuruyor. Size selam verildiği zaman selamlandığınız zaman selam vermek bunun için farz değil. Eğer selam vermek farz olsaydı uygulaması hele günümüzde çok mu çok zor mu? Yoğun kalabalıkta şehirlerde böyle. Eğer selam vermek farz olsa evine çıkarsın kanacak insanlar bazı böyle. Selamünaleyküm. Başlamaz mı sen böyle?
Ama bu şekilde. Mevlam buyuruyor, size selam verildiği zaman almak farz olmak. Şu hayy-i emir burada. Hayy-i emir burada. Fiyade fayda takibiye ara vermeden selam verdim, hemen evvel al selamı olsa konuş. Demek ki selam olmak farz oluyor bu terene böyle. Selam nedir? Selam evvela Esma-i Hüsna'dan. Esselam, el-mü'min, el-müheymin geliyor. Esma-i Hüsna'dandır. Anlamı selamet. Sağlık, sağlık, selamet. Ama dünya artık kapsayan bir dua. Yani en büyük dua selamdır. Selamet dileme. Dünyada sağlık, sıhhat, afiyet, korkudan güvende emin olma, her türlü düşmandan emin olma, güvende olma, ölürken rahat ölme, imanı kamil ölme, imanı kurtarma, kabir azaptan kurtulma, mahşerde sıhhata bir ızdırap çekmeden cennete, cemaline kavuşma. Yani bir insan selam verdi mi, bütün duaları hepsi bize yapmış olur. Şimdi bir insan eğer karşıkinin duasını istiyorsa ne yapacak? Ona selam verir yeter muhtemelen. Esam o da ve aleyküm rahmetullah dedi mi işte onun oldu duası muhtemelen böyle. Oldu. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyuyamadı gece. Neden? Açlıktan muhtemelen. Aç kalmış bir iki gün bir peygamber bakın böyle. Hem devletin reisi, Hatem-ül Enbiya, bir peygamber Aleyhisselam Hazretleri, evinde tek bir hurma veya bir elma, portakal, muz yokmuş muhtemelen böyle. Yakın bırakın zeytin, peynir, ekmeği de böyle. Evinde bir tek hurma bile yok evinde. Aç kalmış hepi, nakı kalmışsa. Yani yattı, döndü, uyuyamadı. O uykusu açlıktan. Dışarı çıktı gece. Tabi o dönemde gece hayatı yok. Her türlü karanlık. Yani gitti böyle 5 gün yakın bir yere, oturdu yere. Böyle havaya bakıyor. Tefekkür ediyor tabi. Az sonra bir karanlıktı görülüyor. Karşıdan biri geliyor. Tabi ne oldu? Belli bir karanlıkta. Gelen kişi de Peygamber'in yanına geldi. Kimmiş bu? Hazreti Sıddık. Hiç ayrı mı bunu bundan? Yani mezara da bir, kabilere bir, cennette beraberler. Ne mutlu onlara. O geldi, selam verdi, ve aleykümselam. Sonra peygamber, ya Ebu Bekir, gecenin bu vakti niye dışarı çıktın? Ya Resulallah, utandı söyleme. Söyle ya Ebu Bekir, ya Resulallah, açlıktan çıktım, açlıktan çıktım. Benim. Yani uyuyamadım açlıktan. İmtihanlar. Efendim ben de öyleyim dedim. Otururlar. Biraz sonra yine biri geliyor. O da kim? Hazreti Ömer Faruk. Adam satır tabii böyle. O da aynı şekilde otururlar. Bir peygamberden Aleyhisselam onlara böyle. Dedi Ensar'dan falan kişiye gidelim. Ensar Medine'nin yerlisi. Bunlar muhacirine tabii. Mekke'ne gelenler. Ensar'dan falan kişiye gidelim. Onun evinde yiyecek bir şey bulunur. Gittiler baktılar ki evde ışık var. Yatmıyorlar. Peygamberimiz onlara seslendi muhteremler. Nasıl seslendim? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlil beyt. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ya ehlil beyt. Ey ev halkı Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi olsun böyle. Peygamber durdu. Tabi bir ses yok. Çıkan yok. Kapı açan yok. Buyurun diye yok böyle. Fakat buna dönüyor istizan dönüyor. İzin almayanı. İstizan, istifa babına geliyor. Buraya sizin talep için buraya geliyor böyle. İzin isteme anlamına geliyor. Peygamberimizin sünneti budur. Hemen arkasına çarpma böylece devam böyle. Bir defa Peygamber'e selam verdi, bekledi böyle. Neden bekledi? Tuvalet olabilir, namaz olabilir,
başka işi olabilir. Kadın kıyafetini değişmesi gerekiyor böyle. Bekleme gerekiyor böyle. Yani bir bekledi biraz. Sonra peygamber tekrar aynı şekilde peygamber selam verdi. Ev halkı derken aynı şekilde yine bir ses yok. Kapıda şey yok böyle. Yine bekledi biraz. Üçüncü sefer peygamber son hakkını kullandı Aleyhisselam Hazretleri. Yine aynı şekilde selam verdi. Ehl-i Beyt ev halkı derken böyle. Yine cevap gelmeyince buyurdu ki ya Ebu Bekir Ömer dönelim. Tam dönecekler. Kadın kapı arkada bekliyormuş. Ya Resulallah, Allah aşkına dönmeyin, evdeyim ben. Peki evde sen neye cevap vermedin? Bak ben üç sefer selam verdim, bekliyorum, neye cevap vermedin? Dedi ki muhtemelen, ya Resulallah, sen Esselamu Aleyküm Aleyküm derken, o anda evimize nur yağdı böyle. Allah rahmetle bekti yağdı böyle. Evi bir nur kapladı böylece. Tekrar selam verirsin de, tek bu hal yaşayayım diye vermedim. Her selam verirsinde evimize sanki arşla bir nur kaplı evimize böyle böyle. Bir feyiz, nur, ruhsal hal kaplıldı. Baktım hadi dönüyorsun, onun için açtım kapıyı. Peki kocan evde mi? O su almaya gitti. Senin su almaya gitti. Çocuk evdedir böyle. Buyurun ya Resulallah. Giller muhteremler. Biraz sonra eşi kocası geldi. Tabii evdeki su sıcak olduğu için çok Medine Mevre'de bir kuyudan su almaya gitmiş. Kuyusu daha serin oluyor. Kuyusları tabii. Su alıp geliyor. Bu eve daha gelen baktı ki o evde bir nur var. Resulullah. İki de büyük sahabe-i kiram. O da sahabe ama bundan üstün tabii ondan. Gelmiş de artık coştu. O kadar sevindi. O kadar muazzam sevindi o kadar. Dedi ya Resulallah İzin verirsen de bir oğlak keseyim hemen. Evin adı bir şey yok evinde bazı bir şey böyle. Keseyim böyle. Peygamber olur. Peygamber şunu buradan mı? İyâke vel halûbe. Sakın süt veren bir şeyi kesme bir koyunu. Yani süt olmasın böyle. Hemen gittim oradan. O koyunu keserken hanımı ateş çaktı hemen böyle. Kazana koydu, suyun içine koydu. Gayet acele. Yık parçaladı. Ata kazana piştire bunu böyle. Evde arpa ekmeği varmış, hurma da varmış. Taze, serin, soğuk su da geldi. Bir ziyafet oldu orada muhtemelen bu şekilde. Şimdi demek ki bir peygamber selam verince, böyle, bir evliya selam verince, gerek alsın, gerek versin böyle. Aynı kelime, selamu aleyküm değişmiyor. Aynı kelime oluyor böylece. Ya Allah'ın bir salih, iyi bir kulu Allah Mevlam Celle Celaluhu böyle. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm Selam deyince Allah'ın rahmeti, bereketi, Allah'ın selameti, nuru o kişi kapsıyor muhtemelen böyle böyle. İzin isteme üç sefer muhtemelen der. El istizanü selasün. Fe'in üzüneleke ve illa ferci'e. Buhari Müslim. İzin üçse üzün be. İzin isteme. Mesela bir insan gitti, bahçe ev olabilir, ev arkada olabilir, dış kapıdan bağır seslenir mesela böyle. Ya günümüzde mesela daha çok kapı zilleri var tabii. Kişi gelir bir kapı ziline basar. Ama kapıya bakmaz mesela. Şu yan duruyor böyle. Hanım falan boş mu çıkabilir belki ev hayatıyla. Yan dönür. Biraz beklemek gerekir. Hemen tak kapıyı vurur. Zile bas, boynu bas zile. Olur mu sen böyle? Namazadır, tuvaletedir, banyodadır, şudur budur, çocuğu emziriyordur, şu kadın böyle, bir şey vardır tabi mesela böyle. Bir de bazı zile basılır, bir beklenir böyle, kenarda çekilir böyle. Biraz sonra yine tekrar zile basar, yine biraz beklenir. Üçüncü sefer zile bastı, kapı açılmadı ama evdeler, sesleri geliyor, bir ışıkları var, almaya mecbur değil muhtemelen bak, ev halkı muhtemelen. Mecbur diye böyle. O anda rahatsızdır, bir derdi vardır, eleğim vardır, kafası yorgundur böyle, bir şeye kafası takmıştır böylece. Yani o anda konuşmak istemiyor kendisine belki de. Bitkin hasta bir şey vardır böylece. Almaya mecbur değil muhtemelen böyle böyle. İlle gireceğim, illa evde bu, duysun yok muhtemelen böyle. Bu kadar geri dönüyor böylece.
Buna dönü istizan. Yani izin isteme, istifal babında geliyor burada böyle. Şimdi gelelim selamın dahi alınması konusuna. Câricülün iline bir sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam, yani bir sahabe Peygamber'in mescidine geldi, yanına geldi. Peygamber'in tabi oturduğu zamanlar mescidde, hatta bazen dışarıda da olurdu. Giden kişi Peygamber'i gördü mü hemen yanına giderlerdi muhtemelen böyle böyle. Yani o sahabeler, onlara layıkmış hayata, layıkmışlar böyle. Mescide oluyor bu olay. Bir mescide geldi. Fekal Esselamu Aleyküm. Selam verdi. Ne kadar? İki kelime. Esselamu Aleyküm. Aleyküm zaten zamirdir. Kümlenin zamir burada. Tek kelime aslında. Esselam kelimesi böyle. Üzerine selam olsun. Allah'ın selamı olsun böyle. Hered Aleyhi ve onun selamını ailesine karşılık verdi. Ne dedi? Ve Aleyküm Selam. O kadar böyle. Vav ile böyle böyle. Vavusu olmaz ama bak. Esselamu aleyküm, aleyküm selam olmaz. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın selam olsun sana ve aleyküm sana da olsun. Sana olsun, sana olsun olmaz böyle. Esselamu aleyküm dedi mi? Ne yapıyor? Allah'ın selamı alın ve vav ile, ve ile yani. Ve aleyküm selam diye bile. Sana da olsun böyle şey. Tüm mecellese, kişi oturdu yerine. Demek ki Peygamber almadan oturmadı böyle. Selam verdi. Peygamber ve aleyküm selam buyurdu. Oturdu. Fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aştır. Peygamber buyurdu 10 dedi. Tek kelime 10. Niçin bilmiyoruz. Sonra gelecek konu tabi böyle. Şimdi cevap başka. Sonra ikinci bir kişi geldi. Tabi geliyorlar mescid mesela böyle. O da selam verdi. Nasıl verdi? Esselamu ve rahmetullah dedi böyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedi. Ve onun için aynı altı selamı böyle. Rahmetullah altı selamı aldı. O oturdu. Peygamber buyurdu, işrun 20. Yine biri geldi biraz sonra. O da selam verdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu dedi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani aynı altı selamını aldı. Oturdu. Peygamber'in selasün 30. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir konunun unutulmaması böyle, anlaşılması için Peygamber hemen cevap vermez diye böyle yaşanarak unutulmaz, beyinde kalır böyle sahabelerden. Soğudu sahabeden biri. Ya Resulallah, evvela sana filan kişi geldi, selam verdi, ona 10 dedin. İkinciye 20 dedin, 30 dedin. Hikmet ne bunun? O tek kelimeyle selam verdi. Esselamu aleyküm dedi. Onu sevap aldı. Öbürü rahmet ilave etti, 20 sevap. Berekat ilave etti, 30 sevap aldı. Muhtemelen sevap aldı. Şimdi selam veren kişi ne yapacak muhteremler? Karşılığına bakacak. Eğer karşı ki veramada böyle kağıtı demesini bilemeyecekse ona kısa selam verir. Esselamu aleyküm. Neden? Çünkü karşı günün aynısı alması farz olacak bakalım. Farz muhtemelen böyle. Eksik alamadım ben. Evruddu'a. En aşağı aynısı olması gerekiyor. Selam veren kişi ne yapar böyle? Karşı ki bilemiyorsa uzun selam almasını ona selam verir böyle. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu ilave eder karşı birisi böyle şey edebilir. Şimdi selam vermek sünnet. Almak farz. Eğer tek kişi ise, selam veren kişi, o zaman farz aynı oluyor ona böyle. Yani namaz gibi, oruç gibi, tek kişi de böyle, selam verdi böyle. O kişinin selam alması önceden farz oluyor. Namaz mutlaka böyle. Eğer birden fazla ise, 2, 3, 5, 10 kişi neyse, ise o zaman onlara o gruba silah almak ne oluyor? Farz-ı kifaye olur muhtemelen. Cenaze namazı gibi böyle. Şimdi mesela bir cenazenin namazı kimse kılmasın, her gün günah kılmaktır böyle. Ama bir grup kıldı mı,
farz ile geliyor kifaye, yani kafi yeterli anlamına geliyor böyle. Şimdi selam verirken bir kişi tek kişiye verdi selamını. Ya da bir gruba verdi. Bir grup, 3-5 kişi beraberler. Esselamu aleyküm verdi böyle. Onlar almalar selamı. Dalmış, konuşuyorlar. Neyse böyle artık selam almalı, bilmiyorlar. Her neyse almalar selamı. Başka birisi var, kenarda bekliyor. Ayrı ama. Buna dahil değil ama, ayrı. O aldı selamını. Bunlar gene günahkar mı, kurtulmuyor muhtemelen. Bu selam bunlara verdi muhtemelen. Mutlaka o gruptan biri alması bunun şartı muhtemelen böyle. Farz gelmesi için böyle böyle. Hepsi alsa daha sevap. Ama o gruptan bir kişi bile alsın yine yeterli. Yeterli böyle. Kimse almadı o gruptan. Başka birisi belki kenarda bekliyor. Mesela o durakta. Otobüsüne bekliyor mesela bir kişi de böyle. Biri kenarda duruyor tek böyle. Almayınca bir varlık kimseler aldı selamını. Ama bunlar o günahtan kurtulmuyor muhtemelen. Yani farzı terk ettiği için böyle. Yani bir namazı terk etmiş ki günahı var. Böyle. Hatta bir çocuk olsa selamı. Aynı gruptan çocuk. Yani ergen olmayan çocuk aralarında. O çocuk alır selamı. Yine aile günahtan kurtulmuyor muhtemelen. Çünkü çocuğa selamak farz değil. Onunki nafile olmuşlar muhtemelen. Yani çok önce muhtemelen selam meselesi ağabeyi kalmaz selam böyle böyle. Demek ki tek kişi ise onun o selam alması ona farz aynı oluyor mutlaka böyle. Grupsa, güne fazla ise hepsinin birinden farz-ı kifay oluyor böyle. İşte biraz yeterli. Ama sevabı alıyor, öyle almıyor tabii böyle. Hepsi alsa daha makbul böyle. Onları almayıp da başka birisi var ki selam desin, bunlar birinden kurtulmuyor muhtemelen böyle böyle. Bir de selam gönderme. Selam gönderme. Bu da müstahap. Yani sünnete yakın. Böyle kuvvetli sünnet değil böyle. Sünnete yakın böyle. Yani sevap. Selam gönderme. Eşine, dostuna, akrabasına, yakınına. Hatta mezara giden bir kişiye de bunu gönderebilir. Nereye gidiyorsun? İşte mezara gidiyorum, kabristana gidiyorum. Ya benim babama da selam söyle işte. Falan da ona selam söyle. Diyebilir muhtemelen şey böyle. Ömrüye gidene, hacca gidene de mesela Resulü Efendimiz'in değil mi? Ben de ona selam söylediği insan diyebilirim bu şekilde böyle. Bu da müstahaptır böyle. Yani sevaptır göndermek. Peki işte birine bu havale edildi. Ne ediyorsun? Hayatta olan biri. İşte Bursa'ya gidiyorum, şuraya gidiyorum, işte eve gideyim neyse böyle. İşte komşuna, işte oğluna, hanımına mesela neyse böyle. Tabi kimse böyle, ona benden selam söyle. Peki, olur der bunu. Aldı, selam aldı böyle şeye. Selam kabiliyeti aldı. Şimdi ne yapacak? Bunu, o selamı ulaştırması buna vacip baktığına göre. Vacip oluyor böyle. Vitrin namazı kılması gibi vacip baktığına göre. Alması almayabilir ama. Ya, filana selam söyle benden. Düşünün bakar ki, onu gör, hemen görür, göremez. Unutur, altına gelmez. Arkadaş, ben belki de bunu görev yapamam, ulaştıramam ona bu şekilde. Dedim, almayayım. Olabilir muhtemelen böyle, böyle. Ama selam söyle falan, peki. Yani aldı mı, o selam o kişiye bu ulaştırması üzerine vacip muhtemelen bak. Onu arayacak, bulacak, evine gidecek, işine gidecek, soracak, kahve içecek, camiye gidecek, onu bulacak muhtemelen. Ama bugün ama yarın. Sana filan selam söyledi, diyecek. Şimdi biri selam getirdi. Sana filan selam söyledi. O nasıl, nerede gördün, nasıl, iyi mi? Yok. Selam almak fevri. Hemen almak, bu da vacip muhtemelen böyle. Arası dükkan koşmadan bence. Gerek biri selam versin böyle, karşımıza bize versin böyle. Veyahut da biri getirir, selam getirdi bize filandan. Sana filan selam söyledi. Hem almak bunu fevren vacip muhtemelen böyle. Almak. Nasıl alacak? Aleyna ve aleyhisselam. Yani tek kişi gönderiyor, erkek. Onun selamı bize de olsun, ona da olsun. Ve aleyhisselam. Tek erkekse. İki kişi aleyhisselam. Aleyküm olsa muhatap olur. Bu gayip oluyor böyle. Çok aleyhisselam. bunu beceremezse,
Tabi bu zamir bunlar, zor muhtemelen, karışır bunlara böylece. Ve aleyküm selam der, o da olur gene muhtemelen böyle. Bunu yapabilir. Bilen zamiri uyar böyle. Mesela kadın göndermiş, Esav aleyna ve aleyhisselam. Ha olur benim böyle. Birkaç kadın, aleyküm ve aleyhinle selam. Zamir oluyor burada böyle şekilde. Ama bunu tabi bilemin ne yapar? Aleyküm selam der, olur gene böyle. Erkek kadına, kadın erkeğe selam verebilir mi? Peygamber bir gün meşreye girerken, oturmuştu kadınlar bir, arkada bir yerde, peygamberlere selam verdi. Hem elinde, hem dille böyle verdi böyle. Buna binaen, şu olabiliyor şimdi muhteremler, eğer bir genç kadın, kız, hanım, gençse, yine ona bir genç erkek selam verirse, yolda mesela selam verdi birisi ona böyle, ne yapacak? Önüne bakacak muhtemelen, hiç ona bakmayacak böyle. İşinden sessiz selam alacak, işinden sessizce alacak böyle. Demek ki bir genç kız, hanım genç hanım böyle, yolda ona bir selam verdi. Selam veren de genç erkek ise, genç ise o da. Selam verdi, ne yapacak o hanım, kız? Dönüp bakmayacak kim bu diye. Önüne bakacak, hiç bakmadan işinden sesli olmuş alır. Yani ve aleyhisselam der. Eğer bunların biri yaşlıysa, yani gerek kadın ve erkek, biri yaşlı. Nasıl yaşlı? Artık erkek olsun, kadın olsun muhteremler, artık erkekten çıkmış, kadın aklından çıkmış böyle. Yani yaşayanın seslerini aşacak. Aşacak. Bunun olması yok sakınca. Yani yaşlı bir erkek, kendisi gibi yaşlı kadına ya da genç bir hanıma da selam verebilir, kadını şey alır böyle muhtemelen. Kadını selam verebilir bir şey böyle böyle. Velam evi tabiine ul irbeti. Evi tabiine ul irbeti. Karı irbe. Yani kadınla ilgisi olmuyor artık böyle. Erkekten kesilmiştir. Demek ki yani yaşı bazen şu oluyor mesela, kadın 50 yaşında, çocuk mesela 20 yaşında, o benim annem yanında diyor. Bu olmaz muhtemelen daha, kadın duruyor. Efendim babam bir annem yanında olmaz bu şekilde. Yani gerek kadın, gerek erkek. Yani artık yaş 80'i aşmıştır, yaşlıdır. Artık bir cinsellik duygusu kalmamıştır. O zaman bu ne yapabilir? Kadın buna selam verebilir, buna konuşabilir muhtemelen böyle. Hatta ev kıyafetiyle görüşebilir bununla bu şekilde böyle. Yaşı siz aşınca ama. Erkek olun, kadın olsun böyle. En rüzgarını seyreden Resulü'nü mesela. Yine bir sahabeden biri geldi. Şimdi sahabe deyince bazı sahabeler peygamberi bir defa gördü muhtemelen böyle. Başta kabreden geldi, uzaktan geldi. Bazısı bir gün kaldı orada böyle. Hepsi bir diyor bunların böyle. Yine biri geliyor sahabeden. Peygamber sordu. Eyyül İslami hayrun ya Resulallah. Ya Resulallah, İslam'da en hayırlı amel nedir? İslam'da ne yapayım? Amel olarak bir İslam yaşamak için ne yapayım ya Resulallah? Yapabileceğim. Kale tut ümit ta'an. Peygamber cevap. Yemek yedirme. Yemek yedirme peygamber dedi. Günün koşullarına göre peygamber cevap verdi muhtemelen böyle. İslam'ı bidayetinde, başlangıcında, Medine'de oluyor bu. Medine'de evrede. Ensar zaten fakir, Medine halkı zaten fakir, fukara muhtemelen Medine halkı böyle. Onun yok fazla gelirleri. Bir de çok muhacirin dışarıdan geldi. Çok muhacirin geldi. Medine'de tabii kıtlık var, açlık var muhtemelen. Gelen muhacir devesini getiremiyor, evini satamıyor. Canlar buraya geliyor böyle. Muazzam aşçı kıtlık var. Oyunun koşullarına göre koşullarında bir aşçı doyurma muhteremde. Bir aşçı doyurma böylece. Yani bunu tut ümit tağım, yemek yedirme ve tekrar selam, sonra selam verme. Böyle. Tabii günümüzde selam vermek öne gelir şimdi. Elhamdülillah öyle fakat yok günümüzde muhterem böyle böyle. Ve selam verirsin kime? Alem Arap'ta ve men lem ta'rif.
Tanrı'nın tanımadığına, Müslümana. Bakın Peygamber, bak. Alemin Arap'te ve melem tarif böyle. Yani sırf tanıdığına eşi dostu değil mi Peygamber, sen de böyle. İslam ülkesinde Müslüman olduğunu bildiğin bir kişiye böylece, kim olsun böylece, demek ki tanıma sevmeye gerek muhtemelen böyle. Farz değil ama. Sünnet muhtemelen böyle, yani sevaptır böyle. Hatta selam vermek sünnet, almak farz. Ama selam vermek farzdan daha bunun sevabı fazla bunun. Muhammed Şerif'te Buhari Müslim'de yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor. Mâmin rejiminin ve mâmini eminin yüsellimi Allah işleyene minel müslimine. Bir mümin kişi yüsellimi Allah işleyene minel müslimine. Bir mümin kişi, bir Müslüman kişi Müslümanlardan 20 kişi cevap verse, selam verse, 20 kişiye bir günde bu. Bak. Peki burada sayı bize verir. Rakam efendim burada böyle. 20 var böyle. Peygamber'e. İlla ve celev cennet, onu organ cennet vacip olur. Bak muhtemelen böyle. Yani sevap ve şimdete çok günümüzde muhtemelen böyle. Elhamdülillah. İmkanlar var bu şekilde böyle bakınız. Bir kimse belki bir günde 20 tane Müslümana selam verse, yani selam niyetiyle böyle, sünnet-i seniyye de böyle, din karıştığı böyle, o şevkiyle selam verse, candan beri esselamu aleyküm diye, o gün o kişi ölse, cenneti hak ediyor muhtemelen böyle. Hazreti İbn Ömer, Hazreti Ömer oğlu yani Abdullah, Hazreti Muhteremler, yani sahabenin büyüklerinden bu, genç ama fıkıh ilminde, üst büyüklerinden dört Abdullah vardı zaten sahabe arasında böyle. Bu ne yaparmış? İş olmadığı halde çarşıya, özel çarşıya gidiyor muhtemelen böyle. Gördüğünüz selam veriyor, dönüp geliyor böyle. Bir gün buna biri geliyor, tabiinden. Ebu Tufeyl diyor, Ebu Tufeyl. Bu tabiinden, babası sahibi ama. Übey bin Kâb babası muhtemelen. Ya babası meşhur kurra böyle. As-Sahat'ı böyle, Ensar'dan böyle. Baba çok meşhur kuradır böylece. Hatta bir gün peygamber namazda bir atlamış bir ayet-i kerime peygamber namazdan beri peygamber. Sesi okurken yani bir ayet-i atlamış. Sonra tabi kimse bir dememiş bir şey bu şekilde. Yani döndü. Übey yok mu burada? Buradayım ya Resulallah. Niye atladığımı söylemedin? Öyle bir kurra. Kendisi muhtemelen. Onun oğlu bu Ebu Tufeyl. Bu Hazreti İbn Ömer çok severdi abla. Onu ziyarete geldi kendisine. Yine bir gün geliyor. Diyor ki oturuyorlar. Diyor ki Hazreti Abdullah İbn Hazretleri ya Ebu Tübel kalk bir çarşıya gidelim bakalım. Gelelim. Ya Abdullah diyor sen niye gidiyorsun çarşıya? Sen bir kalsemin beraber çarşıya gittim diyor. Bir mala bakmıyorsun. Fiyatını sormuyorsun. Bir şey almıyorsun. Dönüp geliyorsun diyor. Neye gidiyorsun çarşıya diye? Selam vermek diyeyim bak böyle. Selam vermek diyeyim böyle. Demek ki bakın, o anda Hazreti Abdullah İbn Ömer fukuhadan, yani İslam İncil'ini bilen dört sahabeden biri be. Kendisi böyle. Demek ki o anda evinde nafile namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan, zikretmekten bakın selam vermeye daha üstün göre bakın. Yalnız selam Müslümanlar verir muhtemelen böyle. Yani karşı insan biliyorsa ki Hristiyandır, Yahudidir, ateisttir, şudur budur, komünisttir, masondur böylece. İnansız biridir böyle. Ona selam verilmez muhtemelendir. Böyle. Verirse ne olur? O verirse selamü aleyküm el kitabı fekulü ve aleyküm. Böyle. Eğer bir gayrimüslim selam verirse ise fekulu ona deyin peygamberi ve aleyküm. Bu kadar tek kelime ve aleyküm. Evet ve aleyküm. Medine'de Yahudiler var tabi biliyorsunuz muhtemelinde. Sonra çıkalımlar oradan, gerçi oradan. Bu Yahudiler peygamberimizin hak peygamberini biliyorlar muhtemelinde böyle. Yani kitaplar bunu, tevratı bunu görmüşler. Musa Aleyhisselam bunu haber vermişti kendilerine böylece. Yalnız Yahudiler ırkçı. Onlara göre en üstün ırk Yahudiler, Yahudiler muhtemelen böyle. Yani peygamber Yahudi olması şart onlara göre. Peygamber Araplara çıktığı için
Peygamber bilikir halde inanmadı kendisine böylece. Yalnız Peygamber duası, almak istedim duasını, almak istedim Peygamber. Böyle böyle. Peygamber selam verdi bunlar bir geçerken. Ne derdi? Essam aleyke ya ebel kalsın derdi. Essam, bak, esselam diyemem böyle. Essam aleyke ya ebel, ey ebel kalsın, sana selam olsun yani. Essam olsun derdi böylece. Peygamberimizden ne diyor onlara? Ve aleyküm. Onlar kendi gülüyor bu sefer. Baktılar, peygamberim diyor. Efendim mahşerin hesaplamıştan bahsediyor. Ama bak anlamadı bizim kelimemizi. Yani gaflette diyorlar. Yine bir gün peygamber geçerken evin önünden yakından geçiyorlar. Yine aynı selam veriyorlar. Esselamu aleyküm ve kalsın. Aşağı alemimiz oradan müşterimler. O bunu duyunca Allah'ın lanet size olsun. Ben onları şunu şu olsun başlarına bağırmaya. Peygamberimiz Ayşe sus ne kızıyorsun bu şekilde? Ama bak nedir ya Resulallah? Essam dediler. Ayşe'm biliyor musun onların böyle böyle? Essam Yahudilerinde beddua muhtemelinde. Yani lanet deme, beddua muhtemelinde. Onlar böyle böyle. Peygamber dedi ki ya Ayşe, onların beddua tutmaz beni. Ben ona ve aleyküm diyorum. Yani sizin başınıza olsun o dediğiniz kelime. Siz olsun o. İnne evlünas billahi men bedevhüm biz selamı Ebu Davud Tirmizi. İki Müslüman karşılaştı. Selamlaşıyorlar bunlar böyle. Allah bunun en yakın hangisi böyle? Men bedevhüm biz selamı. Hangi daha önce selam verse o Allah'tan daha sevgili olur. Yani karşılık verirsin diye değil de böyle. Demek ki kim daha aynı selam verirse o kişi Allah katında daha sevimli olmuşlar böyle böyle. Bir gün Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın yani bir daha başlangıcında Cebrail Aleyhisselam geldi. Cibril Etel Resulullah Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam Peygamber'in yanına geldi. Her zaman tabii giriyordu böyle. Yine bir gün geldi. Fekale. Cebrail Aleyhisselam İkra Adice'de Esselam'e min Rabbiha. Yaratan buyurdu. İkra Hadice'de Hatice'ye. Biziz Hatice değil mi? Bize Hatice T ile. Aslında H noktalı. Hadice aslında. Hadice aslında böyle. Doğrusu bu böylece. Dedi ki ya Muhammed ya Resulallah Hatice'ye Rabbinden selam söyle. Onun Rabbine ona selam söyle. Yani Allah selam gönderiyor. Hatice validemiz, Hatice Kübra muhtemelen böyle. Dört kadından biri. Yani ne kadar insan gelmişse yeryüzüne kadın olarak gelmişse, dört kadından biri. Hazreti Meryem, İsa Aleyhisselam annesi. Hazreti Asiye, Firavun'un eşi. Firavun melun lanet ama hanımı büyük Eylullah muhtemelen, Asiye validemiz. Bir Hatice validemiz, bir de Fatıma Zehra. Peygamber'in kızı muhtemelen. Bu dördü böyle. Yani erkekten çok kişi kemale buldu peygamber buyuruyor. Ancak kalın dördü o makam erişte bir. Son makamı böyle. Kemal buldular. Bunların cennetin seyyidatı. Hanımların efendisi bunlar. Dört kadın böyle. Yani en üstün bunlar böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma Zehra muhtemelen böyle. Rabbim Cebrail'e ona selam gönderiyor. Hatice benden selam söyle. Şimdi selam dua. Yani selama dileme. Allah'ın selamı ne oluyor? Gereğinin yapılması. Haşa dua etmezsin sen böyle değil mi? Dua etme. Çünkü Allah kendi verir yani böyle. Mesela Rabbim rahimdir. Merhametlidir böyle. Gereğini yapar. O anlamıyla mesela. Rabbimin gazabı denir böyle. Haşa Allah birbirine kızmaz mı? Gazap, öfke, sinirmez. Haşa böyle. Nedir? O kişi öyle bir iş yapar ki, isyan eder ki, gazabı gerektirir. Ona mamle yapılır ve cezası verilir. Derler kendisine böyle. Fekale Resulullah Aleyhisselam Peygamber dedi ki, ya Hatice, ey Hatice. Demek ki Hatice Hanım odada oturuyor böyle. Cebrail orada. Ama tabii Cebrail görmüyor Hatice. Göremiyor böyle.
Burada ya Hatice, haza Cebrail. Bak burada Cebrail işte oturuyor, bak burada. Bak burada Cebrail. Böyle böyle. Yekrovike selam min Rabbike. Sana Rabbinden selam getirdi. Getirdi. Ve kalet Hatice radıyallahu anha. Şöyle selamı şöyle aldı. Allahü selam, eminü selam. Allahü selam. Allah'a selam olsun denmez. Yani Allah'a selamı dilemek olmaz tabii bile. Allah selam, Allah selamdır böyle böyle. Yani sürekli selamete böyle. Ve selamet Allah'tandır böyle. Ve Allah Cebrail'e selam, Cebrail'e selam olsun. Allah'tan böyle böyle. Allah selamını. Hatice Validemiz Efendimiz cennette müjdelendi Peygamber tarafından kendisine. Yani zor günlerin kadını bu şey böyle. Zor günlerin kadını Mekke mükerremede küfür en akıl zamanında ilk imadan bir numara o kadınlar. Böyle. Bir numara böyle. Bu ne Cebrail Aleyhisselam geldi. Kum fe enzir ayeti tebliğ emri geldi. İlk bir numara oldu. Böyle. Hemen hiç şeysi böyle. Kendimi getirdi Müslüman oldu böyle. Malıyla, canıyla böyle, her şeyle Peygamber arka çıktı muhtemelen böyle, kendisi böyle çıktı böyle. 25 sene beraber yaşadı Peygamber muhtemelen. 25 sene yaşadı böyle. 15 senesi Peygamber önce. 10 sene Peygamber döneminde. 40 yaşında da Hatice Validemiz o zamanlar. Yaşı 65'te vefat etti, kavuştu. Peygamberimizin kucağında. Böyle. Yani Peygamberimiz de ona gelen melekleri görüyor, azları görüyor, onun cennetteki köşkünü Peygamber oradan görüyor ve o şekilde ya Hatice, bak azları aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala kavuşacaksın bu şey böyle. Bey Hatice, bak cennetteki köşküne bak. O köşküne bak böyle böyle. Böyle göre göre bu şekilde Peygamberimizin kucağında muhtemelen böyle, böyle kavuşturuyor, dans ettiler böyle. Allah'ın şebatını nailesin muhtemelen, şebatını işte muhtemelen böyle. Yani çok büyük yani büyük yani az böyle muhtemelen böyle. Yani sırrınızın sonsuz bir nimet, lütuf, lütfü ilahi böyle bu. Peygamber hanım olmak muhtemelen böyle. Bir de ebedi cennette beraberler, ebediyen cennette beraberler muhtemelen. Yani her kadın için o anda en büyük şey Peygamber hanımı zevcisi olmak muhtemelen böyle böyle. Peygamber şöyle buyurdu yine sinem hakkında, لَا تَوْلُ جَنَّتِ hatta تُؤْمِنُوا Eshabım Peygamber, eshabım, ümmetim. Sizler cennete giremezsiniz, hatta iman etmedikçe. Yani imansız cennete giremezsiniz. Yani bir insan ne yaparsa yapsın muhtemelen. Edison elektriği bulmuşsun da bunlar yok muhtemelen böyle böyle. Yani en büyük iyilik yapan Peygamberimiz Ebu Talib, amca Peygamberimiz. Amca Ebu Talib böyle. Peygamber arka çıktı, onu korudu, evinde baktı, büyüttü 25 sene kadar, 17 sene. Kendi aldı. Ama iman etmedi muhtemelenler böyle. Yani eldeki bir yetime ağrına geldi yani. Bir peygamber sizler imansız cennete giremezsiniz. Vela tü'minü hatta tehabbu. Size gerçek müminde olamazsınız ta ki birbirini sevmedikçe. Bak muhtemelenler. Yani İslam birliği böyle. Müslüman birliği böyle. Hadis-i Şerif'te geliyor. Batıdaki bir Müslümanın ayağına bir diken batsa doğudaki yani dünyanın bir ucundan bir ucuna diyeyim böyle. Buna haber olsun. O acıyı hissetmesi lazım kendi içinde. Ey efendim din karışımı diken batmış ya muhtemelen böyle. Ya muhtemelen böyle. Mesela günümüzde Gazze'de bir açık cezaevi muhtemelen Gazze'de muhtemelen böyle. Abluka altında böyle. Giriş çıkış yasak böyle. Rıza götürülemeyi bir şey yapılıyor mu böylece? Yani o meşri altıya kuran Kudüs'teki Müslümanlara yardım versin. Hep o dua edemler muhtemelen böyle ya böyle. Yani düğün be, aşanma, tekrarında tekmele vuruyor böyle. Ceza altıları bu şekilde böylece. Her şey kılıyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Yani onu düşünmek lazım muhtemelen böyle. Yani demek ki bakın doğuda bir Müslümanın ayağına diken batsa Batı'daki Müslüman bunun haberi olsa o acıyı kendi hissetmesi gerekiyor o acı muhtemelen böyle böyle.
Suriye'de mesela, Irak'ta, şunlar, bunlar değil mi? Varim bombası havadan atılıyor. Çoluk, çocuk, yeni doğan çocuklar, hamile kadınlar tabii. Hiç suçsuz böyle böyle. Evde yıkılıyor, enkaz altında kalıyorlar böyle. Toz, duman, açlık, kıtlık. Kaçıyorlar, elhamdülillah ülkemize onlar karşılayan bir devletimiz var yani şu an Allah aşkına muhtemelen böyle böyle. Dünya tek buna sahip çıkan muhtemelen böyle. Avrupa'ya gidiyorlar, itilme, kakılma, aşağılanma. Peygamber buyuruyor, sizler iman etmeyi için cennete giremezseniz, birbirini sevmeyince de Müslümanlar, imanınız gerçek iman olmaz. Erdem Kalaşi'nin refahatimi devam ettim. Size bir şey bildireyim Esra'nın Peygamber'de. Size bir şey bildireyim. Onu yaparsanız, birbirini severseniz, birbirini sevince imanınız da gerçek iman olur böyle. Cennete girersiniz. Bir bağımlı mutlu. Size bir şey bildireyim. Hatta burada evvel edilirken soruyor. Soruyor böyle. Size bir şey bildireyim mi Esra'nın böyle? Eğer bunu yaparsanız, birbirini seversiniz. Yani sevince imanınız tam kamil olur. İman kamil olur, cennete girersiniz. Tabi sahabe buyuruyor denince efşü selame beleküm buyurun selame. Aran selamı yayın böyle. O selam veren böyle. Çok selam veren, çok selam veren. Selam böyle. Müslümanın gönlünü bağlayan köprü, mali köprü. Efendim işte küskün, dargındır ya da gruplaş var mesela günümüzde. Yok ayrı gruptur, şu ayrı gruptur böyle, şunlar ekoller, şunlar bunlar böylece. Bunlar boş yerin muhtemelen böyle. İslam'da Allah bir yerin var, Rabbim bir muhtemelen böyle. Olsun, sen konu okursun, o zikir eder, o şunu yapar, ibadet değişik olabilir böyle. Hesap öyle bilir ibadet. Ama imanda, iman kardeşlerine, din kardeşlerine de hem bir muhtemelen böyle olmak gerekiyor böyle. Yani din kardeşi sevmek gerekiyor, din kardeşi sevmek gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz muhteremler, her ana baba ne isterdin böyle? Evlatları birini sevsin ister. Her ana baba böyle. Yani çocuklar küçük de olsun böyle. Hatta çocukları büyüse bile, evlenseler, ayrı yuva kurslara bile, eğer kardeş arasında bir kırgınlık, dargınlık varsa, ana babanı üzülür muhtemelen böyle. Mesela bayram olur, işte bir oğlu bir oğlunla konuşmuyor, bir kızı şu anda konuşmuyor mesela, böyle ayrı duruyorlar bu şekilde böylece. Ana babandan eza, cefa diyor muhtemelen böyle. Her ana baba ister ki evlatları birbirini sevsinler böyle, bir kızın böyle böyle. İşte Allah da öyle bir şey kullanır muhtemelen böyle. Yani Allah öyle bir şey kullanır böylece. Birbirini kullanır, sevsinler muhtemelenler. Ama tamam biri bir yere bağlı olabilir, bir şey olabilir böyle. Yeter ki hak olsun böyle, bahtlı olmasın böyle, sapık olmasın. Hak olsun muhtemelen böyle. Olsun, öyle olsun mesela böyle. Ama ne gerekiyor? Birbirini sevmek. Birini sevmek sana. Sonra kim Allah'ın daha, Allah daha kıymetli olur, Allah bilir. Çocuklara selam verilir muhtemelen çocuklara böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a dışarı çıktı. Biz Hazreti Enes. Hazreti Enes. Yani sahabenin meşhurlarından böyle. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye gelince herkes bir yere gitti Peygamberimize muhtemelen. Ne varsa yine bir. Üç tane muhtemelen bir şey getiriyor bu şekilde. Hazreti Enes'in babası ölmüştü. Yetimdi. Annesi Enes'in tuttuğu elinden Peygamber'in ziyaretine geldi. Dedi ki ya Resulallah, ben sana bir hediye getiremedim ama benim oğlum Enes'i getirdim. Enes'in uysaldır ya Resulallah. Söz dinler, yani seni dinler. Onu sana hibe ettim Enes'imi. Sen yardım et sana ya Resulallah böyle. İşini görsen bu şekilde böyle. Tabii gün üzeri böyle. Gidiyor şey böylece. Hasenes buyuruyor. Ben diyor, Tanrısı tabii değil, oturmuyor devamlı tabii yani böyle. Ev önünde, sokakta oynuyor çocuklara beraber. Odayken çocuklar beraber diyor, Resulullah çıktı. Yanıma geldi. Şimdi burada bak şey var muhtemelen, Peygamber Enes gel buraya demiyor. Bak muhtemelen, Resulullah, Allah Habibi, Habibi Kibriya, Hatem-i Enbiya muhtemelen. 10 yaşı çocuk, 11, belki de 11 yaşında. Enes buraya gel, tal, tal demiyor. Demiyor, yanına gidiyor. Gidiyor, ona yavaş bir şey söylüyor.
kulağın yavaş söylüyor. Onu bir yere gönderir muhtemelen böyle. Önce selam verir muhtemelen böyle. Önce selam verdi. Ondan sonra ona kulağın bir şey söyledi. Ama gizli söylüyor bu şekilde böyle. Onu bir yere gönderdi böyle. Hasan'ın son akşam evine geç gitti. Evi Kuba'da oturuyordu bu babası, annesi. Evi babası. Ebu Talha. O da meşhur sahabelerden. Evi babası oluyor. Kuba oturuyor böyle. Peygamber Hazreti evine daha erken gönderdi. Güneş batmadan gönderirdi. Hazreti oraya gidince eve geç geliyor akşam. Annesi de Ümmü Süleym. Yani kadınlar içerisinde bambaşka bir kadın sahabe arasında böyle. Ümmü İkram vardır. Makos'ta da şehit olan böyle. Halası olan böyle. Onunla kardeşlerinden böyle. Ümmü Süleym Hazretleri. Baktı ki oğlu geç geldi. Tam merak ediyor. Gelince oğlum neye geç kaldın? Anne Resulullah beni falan yere gönderdi. Bir iş için onun için böyle. Oraya onun için geç kaldım. Peki niye niçin gönderirsin işte oraya böyle? Anne Resulullah bana yavaş söyle kulağıma. Bu bir sırdır onu sana söyleyemem. Yoksa böyle. Söylemedi. Şimdi Hazreti Enes tabi büyüyünce o çocuk hep selam verir çocuklara muhtemelen böyle. Görebilece. Sorular dedi ki, Resulullah bana hep selam vermişti ben muhtemelen der. Eğer çocuk selam almayı becerirse ona selam verilir muhtemelen derler. 3 yaşında çocuk mesela, 2 yaşında çocuk mesela değil mi? Selam versene anlamaz bundan. Bana verilmez muhtemelen böyle. Çocuk mesela 7 yaşında falan varsa artık 6-7 yaşında böyle. Yani çocuğu öğretilmiş şeyinde de böyle selam almasını biliyorsa ona selam verilir muhtemelen böyle. Verilir böylece. Eve gelirken de eve selamla girmek böyle. Önce besmele ile eve sağ ayakla girmek sünnet muhtemelen böyle. Eve girmek muhtemelen böyle. Eve girince evvela evde bir insan varsa biri hanımı, işte çocuğu, kızı böyle ak veren bir çocuk olsun böyle varsa önce ona selam verir muhtemelen. Esselamu aleyküm de ve rahmetullahi ve berekatü diyebilir böyle onlara böyle. Sonra içeri girer muhtemelen böyle. Evde kimse yok. Yalnız yaşıyor. Tek başına. Veyahut evde onda kimse yok. Onda onda böyle böyle. Yerine geldi. Besmele eve girer. Şimdi ne yapacak? Yine selam verecek muhtemelen. Nasıl selam verecek? Es-aleyküm size olsun diyor. Yok kişi karşısında bir muhatap. Es-aleyna muhatap. Vel ibadet salihine var. Etiyeti de muhtemelen. Esselamu aleyna vel ibadet salihine de muhtemelen bakın. Esselamu aleyna vel ibadet salihine. Allah'ın selamı bize olsun der. Melekler beraber. Ve bütün Allah'ın salih kullanmak bir hepsi olsun. Gene selam verilir muhtemelen böyle. O selamın sevabı, bereketi onunla yeter muhtemelen böyle. Bir de musaffaha var. Musaffaha İslam. Musaffaha. Musaffaha. İki elle olur bu. Tek elle tokalaşma bu. Bu sünnet muhtemelen bu. Bidattır bu böyle. Bu kim var uzatıyorum böyle. Tek elle yaparım böyle. Hayvan pası yaparak bir şekilde böylece. Bu yok İslam'da böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti. İzel tekal Müslümanı. İki Müslüman karşılaştı. İzel tekal Müslüman iki Müslüman karşılaştı. Fesselleme ehadüma ala sahibiye. Geri öbürüne selam verdi. Ta ikisi birden vermedi. Biri selam verdi böylece. İlla ki selam bak muhtemelen böyle. Selam böyle. Can ehbüm ilallahi ahsünüma bişren bir sahibihi. İlk kişi karşılaştı. Biri selam verdi. Öbürü aldı tabi selamı. Bunların hangisi daha sevimli? Hangisi daha güleç yüzüse o? Bak muhtemelen böyle. Yani karşı çatık. Böyle, böyle bunu yüksek böyle, bu makbudi muhtemelen böyle. Tebessüm deniyor, tebessüm muhtemelen böyle. Yani Peygamberimiz gülmezdi kahkahayla. Kahkahayla sesli gülme, Türkçe gibi hani böyle. Arapçada kahkaha gibi böyle. Üç şey ayrılıyor Arapçada, tebessüm. Dudak hareketi belli olur, gülmesi de böyle. Dudaklar böyle, ses çıkmaz böyle. Dık deniyor, dık. Ses çıkar, kendim duyar bunu böyle. Hafif ses çıkar böyle. Kahkaha başlıyor bu şey böyle. Peygamber hiç gülmedi kahkahayla muhtemelen. Hiç gülmedi kahkahayla.
Peygamber tebessüm eder böyle. Yüzü nurlu, güneş yüzlü olur vereceğim. Demek ki iki kişi karşılaştılar, biri selam verdi. Hangisi anda daha tebessümle güneş yüzlü ise Allah bundan daha memnun, razı oluyor muhtemelen. Yani selam verirken birine, ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Yok muhtemelen. Esselamu aleyküm. Güneş yüzlü. Biri selam verdi. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Böyle güneş yüzlü olmak üzere muhtemelen. Bak. Allah buna razı oluyor muhtemelen. Fîzâ tesâfâhâ. Bir de Mustafa yaparsa bunlar şimdi. Mustafa yaparlarsa. Enzel aleyhime miyete rahme. Buna Rabbim 100 tane rahmet indiriyor. 100 rahmet. İki kişi karşılaştılar. Öyle selam verdiler. Biri güneş yüzlü, öbürü somurtkan. Aleyküm selam. Böyle selam aleyküm tebessüm ediyor. O kazandı. Daha sevap bu dönemde. Musaffa ettiler. İki musaffa ettiler. Şimdi Rabbim o anda 100 rahmet indiriyor. 100 rahmet indiriyor. 100 rahmet böyle. Lilibadi tis'une. İlk olarak elini uzatana 100 rahmet 90'ı. Bak muhtemelen. Lilibadi. İlk olarak kim uzattıysa musafahada ona %90'ı. Yani musafahayı aşere. Öbürü musafah olan kişiye 10 sevap. 90 okuyor. Yani sevap da çok bol muhtemelen bak böyle. Yani her zaman tabii namaz kılamayız, değil mi öyle? Hep okuyamayız, hep zikredemeyiz bu şekilde böylece. Demek ki sevap yolları çok çeşitli, çok muhtemelen sevap bakma. Yolda ilk birini gördüm mesela böyle Müslüman kardeşine bir selam ver, bir de gülümsersen bak, o selam büyüyor. Bir de musabe ettin, ilk elini uzatana 90 rahmet, öbürüne 10 rahmet. Şimdi bir de Mustafa hakkında şöyle bir şey var muhteremler. Aldım bu da şerhini aldım böyle. Men safaha ehahül müslime. Bir insan Müslüman karşısında Mustafa yaparsa. İslam öyle etmek süre değil İslam'da muhterem böyle. Türk usulü ise haram. Türk usulü muhterem böyle. Bak Türk usulü haram muhterem. Neden? Allah korusun mesela bazı etmişler elini kaldırır karşının dik durur öyle tek elini öper yani böyle. Alnı koyamaz ama muhtemelen böyle. Çok az olgu bile bu. Musafaha sünnettir böyle. Musafaha sünnettir. Aklıma geldi muhtemelenler yenikmişim bir deyimine böyle. Tabi o bizde burada alışkanlık böyle. El öpmeyin mutlaka böyle yaşlılar. O zaman ben gençim tabi. Baktım Ravza-i Mutahhare'de. Ravza Mutahhare, Peygamber'in kabri ile minber arasındaki böyle, arası böylece. Peygamber zamanındaki meşrit yani böyle. Aslında meşritin merkezi o, o böyle. Bir ama, ilk gözü görmüyor. Hep aynı namaz kılıyor böyle. Minberin yanında bir namaz kılıyor böyle muhtemelenler. Ben duymuştum, her zaman bir evliya bu namaz kadar muhtemelen böyle. Onun orada böyle. Yani sağ minberin yanında geliyor böyle oraya. Öğün namazına getiriyor bunu birisi, gözü görmüyor. Öğleyi ikindi kılıyor, evine gidiyor. Akşam namazına geliyor, akşam çıkıp evine gidiyor muhteremler. Bu kalkaca zamanlar, o zaman tabi Medine çok tenha muhteremler. Razdan muhterem yarısı dolmuyor. Yalnız muhtare böyle, hep orada namazı kıl. Razdan muhtare de. Ben dikkat ettim buna. Yani gönlümde sevdi kendisini böyle çok durlu bir kişi, yaşlı kişi böyle. Her zaman bunu başka birisi götürüyor. Demedim bunun bir yakını, özel adam yok. Yakın yok bu şey böyle. Kim bakıyor? Buraya götürüyor böyle. Şöyle götürüyorlar. Bu öğleden önce geldi. İkindi kıldı. Evine gidecek. Ayağa kalkıyor. Dönüp Peygamber'in kabrine doğru muhtemelen böyle. Dönüp böyle. Eline bağlı öyle bir duruyor böyle. Peygamber'in huzurunda böyle. Artık abi bilmiyorum tabii mali var kendisi böyle. Ondan sonra bu doğruluyor. O ayağa kalkınca bir ayağa kalkıyor. Bunu elini tutuyor, götürüyor. Kim bakmışsa böyle. Bir gün baktım, kimse erkek kalkmamış, bir kadın. Kimse kalkmayınca, 10 tane bir kadın, o kalkmış. Ama onun için ne yapmış? Bastonun bir ucu onda, bir ucu kadında mı? Öyle gözü kadında mı?
Bak muhtemelen böyle. İslam uygulan böyle. Bir ucu kadın elinde, bastırın bir umunda el böyle, kadına götürüyor bunu. O anda gönlüme geldi ki, ben de bunu götüreyim böyle böyle. Ama o anda aklıma geldi, bilmiyorum aklıma gelmedi ama o anda. Ben getirme aklıma muhtemelen böyle. Sanki biliyormuşum böyle. Yakına oturdum, kalkacağım ona biliyorum şimdi. Tam bu böyle kalktı peygamber, hemen kalktım ben de, başka kalkmıyor muhtemelen. Bu okuyacağım muhtemelen peygamber getirdi böyle. Hem elini öptü muhtemelen, alışkanlık burada muhtemelenler. Dedi bana, ente Türkiye, sen Türk müsün? Bak muhtemelen böyle. Yani sırf Türklere asmış böyle bu el öpme, eğilip böyle. Elini çekti ama ben öpmüş oldum tabii ama bilmedi el öpeceğim böyle. Vallahi bak bunu sanatıyor böyle. Ente Türkiye, sen Türk müsün? Ene Türkiye. Evet. Belli de yapma bir daha böyle. Ben el öpmedim böyle böyle. Neden muhtemelen? Bakın böyle, el tutuyor muhtemelen böyle. Kişi eğiliyor, bir de alnına koyuyor. Bu nedir? Secde işte muhtemelen böyle. İnsanın secde bu. Allah korusun muhtemelen böyle. Şimdi gelelim Mustafa şeyine böylece. Men safa ehal müslime. Bir insan Müslüman kardeşler Mustafa etse. Ve oradaki yedevi, Mustafa etti elini biraz sallalı şöyle bak. Elimi sallalı bir böyle. Erkek kadın olsun fark etmiyor. Erkek kadın kadına. Mustafa etti bu şekilde. Diye tuttu elini böyle, bir elini sallalı böyle. Tenasire zünubuhu. O anda günahlar dökülüyor muhtemelen bak. Böyle. Bunu da yapmak lazım muhtemelen. Mustafa edince böyle sıkı sıralamak gerekiyor. Hafif bir sallamak gelir böyle. Günahlar dökülüyor tabi böyle. Ve ye irsaku safatil kefi yekbal veşye. Bak Musa yaparken de biliyor ki avuç şerbini yapışacak bir avuç şerbini, parmak değil ben böyle. Avuç şerbini karşı yapışacak böylece. Bir de yüzüne bakacak karşı muhtemelen Musa yaparken böyle. Yüzüne bakın da. Yani yana bakan öldü muhtemelen böyle. İki yana ben sarılacak avuç işleri bir de baş falan baş dokunacak. Ya, avuçlarım yapışacak da böyle, bir de yüzüne bakacak da böyle. Ve tebessüm ederse, nurunuzun nur olmakta bakın böyle. Ve sünneti bikilte yedeyi, ingarı haili. Burada sünnet olanı diyor, iki eliyle tekil olmaz böyle. İngarı hailin arada bir engel olmayacak. Yani elden belden bir şey olmayacak elinde. Çıplak olacak, el çıplak olacak böyle. Elden belden bir şey olmayacak elinde böylece. Çıplak eliyle böyle, avuçlarına dokunacak. Baş falan başına dokunacak bu şekilde yapışacak muhtemelen. Ondan yolda yüzüne bakacak muhtemelen. Bir tane silkecek ne oluyor onda. Günahlar dökülen muhtemelenler. Yalnız selam muhtemelenler evrensel selam. Nasıl evrensel muhtemelen baktım böyle. Adem'de babamız önce de melekler bunu selam ve kenarlarında muhtemelenler böyle. Şimdi İnşallah nasıl olur hepimizin muhtemelen sonra inşallah muhtemelen böyle. Cennetin kapısından toplandığımız an inşallah muhtemelen böyle. Yani insanlığın yani coşku zirvede onda muhtemelen böyle. Ölüm şerbetini içti. Kabirdi, kahireti bitti böyle. Mahşer hesabı görüldü. Sevabı ağır geldi. Sad köprüsü. Altı cehennem muhtemelen. Bize kuruyor böyle. Alevler patlıyor muhtemelen. Cevabından saldırıyorlar insanlara böyle, çekiyor insanlara böyle. Karanlık bir atak böyle. Sakın kişi geçti. Peygamberler, sıdık şehitler, evliyalar, böyle Allah'ın salim müteyyik kulları böylece. Tabii hiç kaç trilyon böyle bilmiyor insan böyle. Her peygamber önünde böyle, ümmet önünde böyle. Grup grup böyle, yani de gelin de muhtemelen böyle. Yani artık imtihan bitti. Yani yanlış olur, geri yok. Yani sırf geçildi mi, artık imtihan bitti muhtemelen. Artık sırf ona mutluluk böyle, huzur, zevk olmasın böyle. Gelin de, gelin kapısına. Ama kapılar kapalı. Kapalı muhtemelen. Kokusu geliyor ama. Kokusu geliyor. Her ümmetin başına peygamberi, öyle peygamber var, tek ümmet var mı? Tek ümmet var böyle. O da peygamber. O kadar var. 200 metre var, 100 var, 200, 500 var.
En kalabalık bizim peygamber olacak o en kalabalık böyle. Elhamdülillah. Şimdi bekliyorum böyle açılsa da cennet kapısı cenneti önce bir görsek. Nasıl bir cennet bu acaba böyle bu böyle. Ve açılacak o. Efut ebvabuha. Açı kapıları. Gece hazineler. Oradan hazineler Rıdvan adı böyle. Meleklerin başı böyle. En güzel melek Rıdvan böyle. Gecenin kapısına diyecek, selam verecek. Selamun aleyküm. Önce orada selam bakmam böyle. Aleyküm. Tıbütüm. Buraya tertemiz geliriz buraya böyle. Günahsız böyle. Paklanır bir tevbe ettiniz dünyada böyle. Yani benim fedhuluha halidin. Buyurun. Girin bakalım buraya. Gezme mi? Yok. Halid ebedi kalmak üzere muhtemelen böyle. İşte o anda önce peygamberimiz üzere, sonra diğer peygamber ümmete gidecekler bu şekilde. Artık coşku zirvede muhtemelen böyle. Ruhsal zevk muhtemelen böyle. O feyiz-i ilahi muhtemelen. O cennete giriş muhtemelen böyle. Dünya bitti artık muhtemelen. Dünya bir iz kalıyor hafif beyinde. Kalmış böyle. Hepsi bitmiş buradan. Zevk buradan. Karşıdak melekler muhtemelen. Herkese. Daha giriyoruz ama herkese orada köşkü sarayı var. Mülkü var. Ama nerede? Melek ki karşılıklı melek. Gelecek. Selam verecek muhtemelen melek. Selam verecek. Gel bakalım Ali Efendi. Ayşe Hanım, Fatma Hanım gel bakalım. Hüseyin gel bakalım bakalım. Gel bakalım tutacak muhtemelenler. Götüre mülküne. Bak burası senin böyle. Hepsi benim mi? Hepsinin be Allah Allah. Göz görmüyor bak. O kadar büyük büyük. Böyle. O köşkler, sahalar, bahçeler, üzüm bağları, çeşitli bir akarsular ve o kadar muazzam o köşkleri de öyle ahşap betonarme değil muhtemelen. Demir falan değil böyle muhtemelen böyle. İnciden, yakuttan, zümrütten, gümüşten, altından muhtemelen böyle. Gözleri kamaşsa 70 kat böyle. İçli düğünü taşıyordu hepsi böyle. Her tarafı böyle. Ve zarayı mebsuse. Allah, cennet Allah muhtemelen böyle. O kanepeleri, her şeyi yeşilden bu şey böylece. Cennete sonra ne olacak orada muhtemelen? Rabbim selam verecek. Rabbim selam verecek muhtemelen böyle. Selamün kavle mir Rabbir Rahim var ya aslında muhtemelen böyle. Selamün kavle mir Rabbir Rahim. Ya. Allah selam gelecek. Kullarım diyecek böyle mi? Selam verecek muhtemelen böyle. Yani selam orada geçerli muhtemelen böyle. Cennete karşına Müslümanlar birine yine selam verecek muhtemelen. Selam verecek böyle. Esselamu aleyküm selam. Oradaki selam dua değil ama böyle. Dua böyle. Muhabbet, zevk muhtemelen. Artık o dua gerekmiyor mu böyle? Yani orada artık böyle. Yani selamet de ol. Hasta olma, dert olma, elinme olma, kederli olma, şu olma, bu olma yok mu böyle? Yok orada böyle. Orada yok orada böyle böyle. Haber deniyor bunlara orada böyle. O geliyor bu şekilde. Rabbim nasip etse hepiniz işte muhtemelen böyle. O coşku yaşamayı muhtemelen. O cennetin kapı açıldı zamanlar. O cenneti gören gözler onda. Gözler açılıyor, faldaş gibi karşılıyor böyle. Allah Allah, hayran gibi böyle böyle. Yani hayaller ötesinde. Dünyanın en büyük alimi. Böyle. Okumuş, dinlemiş, cennet indirmiş ama böyle. Nerede o tane? Gözlerin gibi eşitmedi. Hayale sığmayan güzellik, başka bir alem, başka düzen. Böyle böyle. Her şeye başka bir mesela ağaç değil mi? Ağacın kökü yukarıda, dalı aşağıda ama. Şimdi dünyada ağacın kökü çıktı mı topraktan kuruyor. Toprak bağımlı, suya bağımlı. Her şey bir şeye bağımlı burada. Ama cennet değil ki bu tarafı böyle. Ağaç, ağaç bu tarafı böyle. Altından, gümüşten mi ağaç mı böyle? O, odun değil. Böyle. Gövdesi geldi bu tarafı böyle. Dalları var, yaprakları var. Meyveler üzerinde bu tarafı böyle. Böyle üzerinde böyle. Yani her şey farklı. Yer çekim yok muhtemelen böyle. Kilo sıfır. Otur hiç ayaklar bir şey taşımıyor. İster havada uç, ister gezerek böyle. Kilo yok, almak yok. Yemek içmek var muhtemelen böyle. Yarın diye bir şey yok muhtemelen bakmamak. Yani yarın gelecek diye böyle bir şey böyle. Acaba ne olacak halim ileride? Yok muhtemelen böyle.
Çoğu çocuk olacak muhteremler. Eğer çocuk küçük ölmüşse bir çocuk, ergen olmamış çocuk daha böyle, çünkü küçük ölmüş, o aynı işte kalacak muhterem böyle. 3 yaşında ölmüş. Hep devamlı ölmüş böyle. Ama orada altına bezimi koydu muhterem böyle. Efendim çocuk düşmesin acaba? O da yok orada muhterem böyle. Düşme yok böyle, gerçek yok muhterem böyle. Yani çocuk akıllı olacak, bilinçli olacak bu şekilde böylece. İş orada ne olacak orada? Kimin dünyanın çocuğu ölmüşse, ufak ölmüşse orada sevinecek muhterem. Onu sevecek devamlı muhteremler böyle böyle. Onu sevecek devamlı muhteremler böyle. Bir kadının bir kızı kaçırmışlar kölelik zamanında böyle. Yani köle terör örgütleri vardı böyle. İnsana kaçırıp köle satanlar böyle. Yani köy ticareti vardı, böyle kaçırdı bunları böyle. Bir kadına yakını kaçırmışlar. Şöyle 7 yaşlarındayken kaçırmışlar. Kızın adı Selma'ymış böyle. Aradan zaman geçiyor. 20 sefer bir zamandan geçiyor. Derken kadın kızına kavuşuyor. Yani falan yerde köle anlıyor. Bir bunu satın alıyor. Kızı oluyor böyle. Ama arada bir kadın Selma hep demiyor böyle. Ah Selma. Kızım anne, niye diye böyle yapıyorsun? Bak ben senin kızınım, işte Selma'yım bir anne. Bak yanındayım, bana kavuştun işte. Niye böyle yapıyorsun? Bakın, ah kızım, evet biliyorum kızımsın ama benim hayalimdeki o Selma sen değilsin ama hayalimde. Yani 7 yaşındaki var, kız var ya, oynayan kızım tabii o şey böyle, o böyle. O kadının annesinin hayalinde ok var. O böyle. O böylece. Bu 30 yaşında olmuş mesela. Olmuşsa bu şekilde, olmuş bu şekilde böylece. Kadın olmuşsa bu şekilde için böyle. Evet, kızımsın, Selma'sın biliyorum ama ya hayalindeki diyor o Selma onun tutmuşsun yerine yoktu böyle böyle. İşte cennette bu var. Cennette işte muhtemelen böyle. Yani çünkü kaç yaşında burada kaybetmişse aynı yaşta muhtemelen böyle. Aynı yaşta o sevimli, güleç yüzlü böyle ağlamak yok muhtemelen, kızmak yok, bir şey yok böyle. Bakın istemiyor. Yani serbest muhtemelen böyle. Ama sevgisi var bu şekilde böylece. İşte dünya geçici muhtemelen böyle, dünya böyle yani. Yani dünya aldanmazsak muhtemelen der. Yani kimler geliyor bu dünya bizden önce? Dünya yani eğitim alayı gibi muhtemelen. Acemi eğitim alayı gibi muhtemelen böyle. Bir taraftan gelip sonra gidiyor muhtemelen. Biri gidiyor, ustalığa gidiyor, yenisi geliyor bu tarafa. Okullara böyle, böyle. Yeni yazılan devre. O okullar mezun olanlar, bitirenler devamlı değişiyor böyle. Dünya böyle muhtemelen böyle. Bu dünya böyle kimler kimler geldi muhtemelenler. Dünya barışamayanları böyle muhtemelen. Komşu kavgaları, sınır kavgaları, tarla kavgaları, ev kavgaları, miras kavgaları, tartışmalar, şun mahkemeler, dövüşler, şunlar, bunlar. Sonra devlet arasında böyle savaşlar. Ne oldu? Hepsi gitti muhtemelen böyle. Hepsi kara toprağa girdiler muhtemelen böyle. Yani değer mi değmez mi muhtemelen böyle? Değmez muhtemelen böyle. Yani dünya aslında bir oyuncak muhtemelen. Oyuncak böyle. Şimdi mesela çocuklar bunu yapar çocuklar böylece. Biraz alır ufak çocuğunu bir yere gider. Evde ufak çocuk vardır. Oyuncakları vardır. Oyuncaklarını çıkarır. Önce bir bakarlar. Sonra kavga başlıyor. Ben bunu istiyorum, yok benim, o benim. Onu vermem, bunu vermem, bir kavga. Değil mi böyle? Şimdi buna güler büyükler değil mi ya? Oyuncak kavgası değil mi ya? Böyle. Peki bizimki ne kavgası muhtemelen değil mi böyle? Bakalım muhtemelen ya. Ya muhtemelen. Niçin kavga ediyorsun muhtemelen böyle? Niye tartışıyorsun muhtemelen? Neyi paylaşıyoruz ki ben muhtemelen? Neyimiz var ki böyle? Beden bizim değil ki ben muhtemelen böyle. Rabbim hepimize inşallah iman-ı kanası versin. Lillahi Teala Fatiha.